Günaydın, ben Bilge Ensakal. Deniz Kahraman'la birlikte gün içi piyasa değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Deniz, günaydın. Günaydın. Moody's Cuma günü sürpriz bir kararla diyelim. Piyasalar kapanmadan önce kredi notumuzu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekti. Bugün de açılışı 2.98.90'la yaptık. Hı hı. Neler bekliyoruz? Çok da sürpriz değildi aslında. Moody's, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyede olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu Baa3 seviyesine Ba1 seviyesine indirdi. Bu yatırım yapılabilir seviyenin sadece bir basamak altı. Kredi not görünümü de durağan olarak ifade edildi. Moody's 16 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmişti. 18 Temmuz Pazartesi günü Türkiye'nin kredi notu olası bir indirim için gözden geçirmeye alınmıştı. Gözden geçirmeye alındıktan sonra 67 gün sonra da kredi notu indirildi. 97 senesinde de bunun benzeri bir durum gördük. Orada da 60 gün civarında bir dönemde kredi notu izlemeye alındıktan sonra indirilmişti. Moody's kararın gerekçesini şu şekilde ifade ediyor. Ülkenin yüksek boyutlu fonlama ihtiyacına bağlı olan risklerde artış, daha önce destekleyici olan kredi temellerinin büyüme ve kurumsal gücün zayıflaması, Mayıs 2013'te kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesindeki ana gerekçe, ekonomik ve mali performansın kredi notunu desteklemesiydi. Kuruluş Mayıs 2013 tarihinden bu yana Türkiye'nin dış finansman pozisyonunun zayıfladığını, politik riskin arttığını ve yatırımcı güveninin zedelendiğini, Baa3 notuna temel teşkil eden sağlıklı ekonomik görünümü ve kurumsal gücün bir miktar bozulduğunu ifade etti. Moody's ekonomik büyümenin ilerleyen yıllarda yavaşlayacağını öngörüyor. Kuruluş yapısal reformlarda takvimin ağır ilerlediğini ve yatırım ortamının zayıf kaldığını ifade ediyor. Moody's yetkilileri 21 Eylül'de yaptıkları açıklamada Türkiye ekonomisinin 15 Temmuz darbe girişimi şokunu atlattığını açıklamıştı. Evet. Bu en son Perşembe günü. Bu açıklama bazı piyasa katılımcıları tarafından not indirimi riskinin azaldığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak öyle olmadı. Moody's'in yapmış olduğu bu açıklama aslında biraz yanıltıcı ve etik dışı bulunabilir. Ancak not indirimine zaten Moody's uzun zamandan bu yana referans vermekteydi. Gelişmeleri Moody's bu şekilde yorumluyor. Pek tabii bu karar bazı noktalarda ekonomik temellere dayanıyor. Bazı noktalarda da siyasi noktalar içeriyor. İçinden bulunduğumuz dönem ve işte yükselen jeopolitik risk kredi notu üstünde kullanılıyor belki de Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bunu söylemekte fayda var. Piyasa etkisi nasıl olacak bu kararın? Bazı pek tabii şeylerde en az iki kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir seviyede nota sahip olmak yatırım için olmazsa olmaz olan fonlar var, mevcut. Bu fonlar Türkiye'den çıkış yapmak zorunda kalabilir. Bu karar akabinde not indirimi investment grade'den spekülatif seviyeye düşürülmesi sonrasında. Ancak bu hemen mi olur? Bazı fonların iç tüzüklerinde şu şekilde yazıyor. Ani bir şekilde çıkış gerekmiyor şeklinde yazıyor. Bazılarında da ani bir şekilde çıkış gerekiyor diyor. Bugün fiyatlamada bunu izleyeceğiz. Bank of America Merrill Lynch'in dün yayınladığı bir raporu vardı. Burada diyor ki Türkiye al, Güney Afrika sat stratejimizi sürdürüyoruz. Not indiriminin piyasa üzerindeki etkisi önemli ölçüde 2024 vadeli Eurobond'da fiyatlandı diyor. Onlar çok büyük bir kaygı duymadıklarını söylüyorlar raporlarında. İlk fiyatlamada da bunu göreceğiz. Bugün 2026 Eurobond fiyatlamasını takip edeceğiz. Diğer yandan tabii borsada bir düşüş var. %3 civarında VIOP 30'da bir eksi var. Bu makul bir sonuç. Yani kredi notu indirildikten sonra böyle bir sonuç olabilir. Bu etkinin sürüp sürmeyeceği önemli. Borsa tarafı değil, burada önemli olan tahvil tarafı. Borsa yatırımcısı burada tabii, yani borsada fiyatlama biraz aşırı olabiliyor. Burada ana eksende bizim izleyeceğimiz nokta tahvil fiyatlaması. Bunu söylemekte fayda var. Tabii
Ne olacak bu noktadan sonra? 82 milyar dolarlık bir yabancı varlığı var Türkiye'de. 20 milyar dolar, 20-25 milyar dolar arasında da sendikasyon kredisi varlığı var. Türkiye'nin temelleri güçlü. Bu etkiyi de kolaylıkta aşacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Yani bunu söylemekte fayda var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Sayın Mehmet Şimşek'in de söylediği gibi. Bu not indirimine verilecek cevap yapısal reformlara hız kazandırılmasıdır. Yapısal reformlara durmak bilmeden güçlü siyasi istikrarla cevap vermemiz gerekiyor. Zaten şu anda da bir birlik ortamı söz konusu. Gayet bu günleri de geride bırakacaktır Türkiye diye düşünüyorum. O zaman teknik seviyelere bakalım. Biraz da senden dinleyelim ki. Bugün için veri akışının çok yoğun olmadığını görüyoruz veri takvimine baktığımızda. Altına başlayacak olursak 1332 seviyeleri destek oluşturuyor altında. Burada 4 saatlik kanalımızın içerisine dönme çabalarının olduğunu görüyoruz. 1338 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir. 1332 seviyelerin altında kalması durumunda yine kanal içerisine trend dönerek aşağı yönlü hareketler yaşanabilir. Tabii ki de bunun için 4 saatlik açılışları takip ediyor olacağız. Ama direnç olarak da 1338'ler yine yakın bir direnç oluşturuyor. Üzerinde kaldığı takdirde de yine yatırımcılar takip edebilirler. Euro-dolara baktığımızda burada da 1.12 seviyelerinin destek oluşturduğunu görüyoruz. 1.12-25 seviyeleri de direnç olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta sert düşüşler yaşamıştı. Tekrardan toparlandığını görüyoruz. Paritenin kanal içerisine döndüğünü görüyoruz. Yani 1.12 seviyeleri bizim için önemli destek oluşturuyor diyebiliriz. Yatay yakın açılışlarından itibaren şu anda hareketler sergilese de 1.12 seviyelerinin üzerinde kaldığı takdirde kanal içerisinde de kalması durumunda kısa vadeli yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. 1.12 destek seviyelerine takip ediyor olacağız. Dolar TL'ye baktığımızda açılışını dün akşam saatlerinde yaptığı açılışını 2.98.90 seviyesinde yaptığını görmüştük. Gepli bir açılış yaptı Moody's'in not indiriminin ardından. Burada da tabii şöyle, desteği biz uzun aralık vererek veriyoruz 2.95 seviyelerinde. Çünkü volatil hareketler yaşanabilir. Bu gap kapanacak mı onu takip edeceğiz ama. Bu hareketin geri dönüşü de olabilir pek. Evet, evet. Zaten bu durum eğer fiyatlanan bir durumsa bunun bir geri dönüşü de olabilir. Evet, evet. O yüzden takip edeceğiz. Alışta üç seviyeleri de. Alış için beklemekte olarak fayda var. Belki evet. De eğer alış yapmayı düşünenler varsa. Yani 3 seviyelerini takip edelim yine. 3 seviyelerin üzerindeki açılışlar önemli olabilir. Yükseliş hareketlerinin devamlılığı açısından. Aşağı yönlü hareketlerde de tabi bu gapler hızlı bir şekilde de kapanabilir. Bu yüzden 2.95-20 seviyelerine destek olarak verdik. Petrole bakacak olursak petrolde de bir takos formasyonu oluştuğunu görüyoruz. Bunun içerisinde hareketlerine devam ediyor. Sert bir düşüş yaşanmıştı Cuma günü. Bugün yatay yakın hareketler sabah saatleri itibariyle var. 46-37 seviyeleri burada destek oluşturuyor. 47-64 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir. Pound dolara baktığımızda yine yatay yakın bir hareket sergilediğini görüyoruz. Destek olarak 2.97-35 seviyeleri, direnç olarak da 2.30-25 seviyeleri takip edilebilir. Burada da 4 saatlik kanalın içerisinde güzel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Hem alt banttan dönüşleri, Cuma gününde üst banttan düşüşleri görüyoruz. Şu anda da yatay yakın bir hareket sergiliyor. Dolar Japon yeninde de yine bakacak olursak da bunlar 4 saatlik grafikler. Hatta saatlik grafiği açsak bu yataylığı daha çok hissedeceğiz. Burada da 180 seviyeleri destek oluşturuyor. 101.10 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir gün içerisindeki hareketlerde. DAX'ta da Cuma günkü sert yükselişlerin ardından bugün bir miktar geri çekilme yaşanacak mı takip edeceğiz. 10.580 seviyeleri destek, 10.690 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Endeksler için de söyleyeceğim bu kadar. Şimdi Deniz, ekleyeceğim bir şey var mı?
Ana gündemimiz aslında bizi ilgilendiren şu an Moody's sonrası piyasa reaksiyonu ne olacak? Bugün veya yarın içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan da zorunlu karşılık indirim ve döviz tesis imkanlarında bir artış olabilir. TCMB zaten bu adımları daha önce de atmıştı. Rezerv opsiyon mekanizmasını katsayı artırarak zorunlu karşılık oranını indirerek TL ve döviz likiditesi sağlayabilir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu yönde bir adım atabilir. Şu an zaten malum not indiriminden sonra bankaların sendikasyon kredilerinin maliyeti artacak. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde iki banka sendikasyon kredilerinin not indirimi koşulu olması durumunda da not indirimi durumunda hangi şekilde, hangi şartlarda olacağını söylemişti. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankacılık sektörünü destekleyici yönde adımlar gelmesini bekliyorum ben bu hafta içerisinde. Bu da Borsa İstanbul'da kayıpların bir noktadan sonra sınırlanmasına sebep olabilir, sağlayabilir bunu. Dolar TL'de yükselişlere bir miktar dengelenmesine, en azından güven ortamının yeniden tesis edilmesine sebep olabilir. Sağlayabilir. Zaten bir güvensizlik ortamı yok şu anda ama yine de piyasayı destekleyici mesajlar ve kararlı adımlar atılacağı yönünde ifadelerin deklare edilmesi Merkez Bankası yönetimi tarafından ve ekonomi yönetimi tarafından piyasada bu endişeyi, not indirme endişesini hafifletebilir. Gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bugün yoğun bir gün olacak bizim için. Bir gün içinde her türlü güncellemeyi de zaten yatırımcılarımızla buluşturuyor olacağız. Panikle pozisyon açmamalarını tavsiye edebiliriz bugün. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. O zaman teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.